Tur Dağı. Kur'an'da kendisine yemin edilen, sonsuz yüce Allah'ın Musa ile konuştuğu ve Tevrat ayetlerini taş tabletlere yazdığı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde müminlerin Yecüc Mecüc saldırısında üzerinde korunacağı haber verilen Rabbin Kutsal Dağı. Bugün Tur Dağı'nın Mısır ile Arabistan arasında yer alan Sina Yarımadası'nda olduğu düşünülüyor. Ama aslında bu dağın Roma İmparatoru Konstantin'in annesi İmparatoriçe Helena tarafından seçilmiş bir yer olması dışında hiçbir özelliği yoktur. Tevrat'ta İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışı ve Tur Dağı'na yerleşmeleri detaylı şekilde anlatılmıştır. Ancak bu detaylı anlatımı karşılayan hiçbir özellik Sina Yarımadası'nda üzerinde Santa Catarina Manastırı dikilmiş olan bu dağda bulunmuyor. Peki tüm özellikleri karşılayabilen bir dağ mevcut mu? Gerçek Tur Dağı nerede? Bu belgeselimizde tek mutlak kaynağımız olan Kur'an ve konunun birçok detayının anlatıldığı Tevrat'tan faydalanarak gerçek Tur Dağı'nı gözler önüne sereceğiz. Bilindiği üzere Musa kazara bir adamı öldürerek Mısır'ı terk etti ve Medyen'e gitti. Medyen, Sina Dağı'nın hemen yakınında bulunan bir şehirdir. Burada Şuayb peygamberin kızları ile evlenen Musa, uzun süre kayınpederinin sürülerine çobanlık yaptı. Tarihçi Josephus şöyle bildirir. Musa sürülerini buralardaki en yüksek dağ olan Sina'ya sürüyordu. Yani anlaşılan o ki Medyen, Tur Sina Dağı'nın hemen yanındadır. Günümüzde Medyen Elbat olarak bilinir. Yerel halk buradaki bazı kalıntılara Şuayb'ın mağaraları, bu gördüğünüz kuyu ise Musa'nın kuyusu diyor. Musa'nın Mısır'dan Medyen'e gelişinde karşılaştığı Şuayb'ın kızlarına su çekmek için yardımcı olduğu kuyu işte burası. Medyen'in nerede olduğu bilindiğine göre gerçek Tur Dağı'nın yerini bulmak daha kolaydır. Bölgedeki Cebeli Lavz'ı incelediğimizde Kur'an ve Tevrat'ta anlatılan tüm özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Sırası geldikçe kanıtlarını tek tek ortaya koyacağız. İsrailoğulları Mısır halkının gözü önünde zafer coşkusuyla Ramses şehrinden Sukkot'a doğru yola çıktılar. 70 kişiyle Mısır'a giren Yakup'un çocuklarının sayısı 430 yıl içinde çok hızlı artmıştı. İsrailoğulları 600 bini erkek olmak üzere yaklaşık 3 milyon kadardı. Yüce Allah İsrailoğullarını kıvrımlı bir dağ yolu üzerinden bugünkü adıyla Nuvayba sahiline getirdi. Nuvayba, Kızıldeniz sahilinde yüksek dağların bitiminde bulunur ve 3 milyona varan sayılarıyla İsrailoğullarının konaklayabileceği düzlük bir alandır. Bu kıyı şeridinde bu alana benzer konaklanabilecek başka alternatif bir alan bulunmaz. İşte Mısır ordusu onlara yetiştiğinde kavim deniz kıyısında Nuvayba'da konaklıyordu. Artık İsrailoğullarının önlerinde deniz, arkalarında düşman ordusu vardı. Musa asasını denize vurmuş ve sonsuz yüce Allah tüm İsrailoğullarının gözünün önünde Kızıldeniz'i ikiye ayırmış ve deniz tabanını yükseltmişti. 3 milyon kişi açılan kuru yoldan karşı kıyıya geçmeye başladı. Tüm kavmin karşıya geçişi tamamlandığında Firavun ordusu ile denizin içine dalmıştı. Kızıldeniz Allah'ın emriyle olağan haline döndü. Firavun ve tüm ordusu boğulmuştu. Ron White'ın öncülük ettiği Kızıldeniz'in Nuvayba sahili yakınlarında yapılan sualtı araştırmalarında boğulan Firavun ordusunun at arabası tekerlekleri ve parçaları, at toynağı ve kemikleri bulundu. Dalgıçların gösterdiği bu kalıntılar dönemin savaş araçlarından geriye kalanlardır. Aradan geçen 3200 yıl içinde savaş araçlarının üzeri mercanlarla kaplanmış. Dahası Süleyman peygamber hem Nuvayba sahilinde hem de karşı kıyıda yani Akabe Körfezi tarafında İsrailoğullarının denizden geçiş noktalarına iki eş taş sütun yaptırmıştı. Ron White 1978 yılında bu iki sütunu da gördü ve fotoğraflarını çekti. White zamanla aşınan taşın üzerinde Yehova, Firavun, Mizraim, Mısır, Musa, Ölüm, Su, Süleyman gibi kelimeleri okuyabilmişti.
Kızıldeniz'in karşısına geçerek Arabistan topraklarında yolculuğa başlayan İsrailoğulları Cebel el-Lavz dağının etrafında farklı yerlerde konakladılar. Önce Mara suları, sonra Elim hurmalıkları ve ardından da Refidim. Şimdi sırasıyla bu yolculuğun izlerini sürelim. Musa İsrailoğullarını Kızıldeniz'in ötesine çıkardı. Şur çölüne girdiler. Çölde 3 gün yol aldılarsa da su bulamadılar. Mara'ya vardılar. Mara suları ileride bahsedeceğimiz üzere Tur Dağı'nın sağında bulunan Mukaddes Vadi Tuva'nın yakınında ve batı tarafındadır. Sonra Elim'e gittiler. Orada 12 su kaynağı, 70 hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar. İsrailoğullarının konakladığı Elim, Akabe Körfezi'nin doğu kıyısında yer alan ve Musa'nın kuyuları ya da Musa'nın suları olarak bilinen Tayyibel İsm adlı vadidir. Vadide aynı Tevrat'ta geçtiği gibi 12 kuyu ve onlarca hurma ağacı halen mevcuttur. Sonrasında bütün İsrailoğulları Elim'den ayrıldı. Tur Dağı'na, yani bugünkü adıyla Cebel el-Lavz'a doğru yola çıkan İsrailoğulları Refidim'e ulaştılar. Refidim, Tur Dağı'nın batı tarafında dağın girişinde bulunan vadinin adıdır. Dahası şu iki ayet bize Tuva Vadisi'nin Tur Dağı'na göre konumunu net olarak bildirir. Ona, Musa'ya Tur Dağı'nın sağ yanından seslendik ve onu kendisiyle konuşmak için yaklaştırdık. Biz Musa'ya emri verdiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın batı tarafında değildin ve sen şahitlerden de değildin. Görüldüğü üzere Tuva Vadisi'nin Kur'an'da bildirilen konumu Cebel el-Lavz'ın sağında, yani batısında bulunan Horeb Refidim bölgesiyle müthiş örtüşmektedir. İsrailoğulları Tuva Vadisi'ne, yani Refidim'e girdiklerinde içecek su bulamamışlardı ve susuzluktan söylenmeye başladılar. Yüce Allah Musa'ya asasını Horeb'te kayaya vurmasını emretti. Sonsuz yüce Rabbimizin lütfu ile susuz çölde devasa kayanın içinden İsrailoğullarının gözleri önünde 12 boy için 12 pınar fışkırdı. Horeb'ten çıkan su, sayıları milyonlara varan İsrailoğullarının tüm su sıkıntısını giderecek büyüklükte bir kaynak olmalıdır. Gerçek Tur Dağı Cebel el-Lavz'daki Tuva Vadisi'nde bugün hala olayın izlerini taşıyan Horeb Kayası bulunmaktadır. Horeb Kayası 30 metre yüksekliğinde bir tepede, 18-20 metre uzunluğunda devasa boyutlarda bir kayadır. Günümüzde kayayı inceleyen araştırmacılar şaşkınlıklarını gizleyememekte. Çünkü vadideki kayaların tamamı pürüzlü yüzeye sahipken Horeb Kayası'nın pürüzsüz kanalları ve aşınmaktan dümdüz olmuş yüzeyi buradan yüksek debili su çıktığının önemli bir kanıtıdır. Araştırmacı Dr. Glenn Flitz, tüm bölge için anomali olan bu kayadan fışkıran suyun uzun zaman ve yüksek enerjide granit zemini aşındırdığını belirtir. Bu mucizeden sonra Amalik kavmi Refidim bölgesinde İsrailoğullarıyla savaştı. Musa ordunun başında Yuşa'yı komutan tayin ederek savaşı bir tepeden izliyordu. Tevrat'ın anlatımına göre Musa ellerini kaldırdığında İsrailoğulları galip geliyor, yorulup ellerini indirdiğinde ise yeniliyorlardı. Musa Yüce Allah'ın buyruğu ile savaşın olduğu yere bir mezbah yaptı ve adını Yehova Nissi, Rab benim sancağımdır koydu. Horeb bölgesindeki kayalara kazınmış sembolleri inceleyen Dr. Miles Jones, The Writing of God kitabında şunlardan bahsediyor. Horeb ve Medyen bölgelerinde kayaların üzerine kazınmış çok sayıda figürler bulunur. Bu ibarelerin M.Ö. 15. yüzyıldan kaldığı ve bilinen en eski alfabe olan Antik Semudik kullanıldığı anlaşıldı. Bu gördüğünüz ise İsrailoğullarının en önemli sembollerinden olan Menora, yani 7 kollu Şam'dan. Cebel el-Lavz'ın yakınlarında bir kayanın üzerinde bulundu. Bu kayaya kazınmış Şam'danın en eski menora çizimi olduğu düşünülüyor. Bu çizimlerin yanı sıra Tuva Vadisi'nde taşların üzerinde aynı alfabe ile kazınan bazı semboller fark edildi. Bunlardan birisi Hagar öldü. İkincisi Hagar'ın kızı Amiyah öldü. Üçüncüsü ise Amalik öldü şeklinde okundu. Dr. Jones'a göre bu ibareler Tevrat'ta yazan olayı anlatıyor. Şöyle ki, İsmi geçen bu iki kadın kamp alanının kenarında bulunan bir aileydi. Amalikler tarafından saldırıya uğradılar ve öldürüldüler. Sonrasında ise İsrailoğulları kısa zamanda gelip Amalikleri öldürmüşler
ancak bu aile kurtulamamıştı. Bölgede araştırma yapan Dr. Sung Hang Kim ise kayaların üzerinde tespit ettiği Şam'dan ve diğer yazılarla ilgili bölgede yaşayan Bedevilere defalarca sorular sordu. Bu çizimleri kim yaptı? Bu sandaleti buraya kim koydu? Bu yazıları kim yazdı? Bedeviler bu sorulara her seferinde Yahudiler yaptı cevabını vermişlerdi. Yine Horeb civarında gördüğü Bedevilerle konuşan Yuval Richardson, Bedevilerin bu dağa Cebel Musa, Musa'nın dağı dediklerini duyunca çok şaşırdı. Çünkü yıllardır ispatlamak için uğraştığı gerçek Bedevilerin dilinde zaten saklıydı. Burası Cebel Musa'ydı. Andolsun incire ve zeytine ve Sina Dağı, Tur Dağı'na ve şu emin belde Mekke'ye. İsrailoğulları Mısır diyarından çıkışlarının 3. ayında Sina Çölü'ne geldiler ve Tuva Vadisi'nden çıkıp Sina Çölü'ne gelerek dağın karşısına kondular. Cebel el-Lavz Dağı bugünkü Arabistan Yarımadası'nda Tebuk şehrinin batısında ve hemen yakınındadır. Geleneksel Sina Dağı'nın aksine bu bölge Mısır ülkesi hakimiyet sınırlarının dışında yer aldığı için Mısır'dan kaçmak isteyen İsrailoğulları için uygundur. Musa peygamber Allah'tan aldığı emirle İsrailoğullarını Refidim'den çıkartarak Cebel el-Lavz'ın doğu tarafına götürdü ve kamp alanı burada kuruldu. Burası tüm kavmin konaklayabileceği genişlikte düzlükler barındırır. Musa Rabbin buyruklarını halkın ileri gelenlerine anlattı ve halkın tümü Rabbin söylediği her şeyi yapmayı kabul etti. Daha sonra Yüce Allah Musa'yı dağa çağırarak onunla konuştu, emir ve yasaklarını bildirdi. Bu sırada kavim dağın başında yanıp tutuşan ateşi görmeye devam ediyordu. Musa Rabbin bütün sözlerini yazdı ve kavmin yanına dönerek dağın eteğinde bir mezbah yani sunak yaptı. İsrail'in 12 sıptına göre 12 mermer sütun kurdu. Bunlardan 10 tanesi bugün tespit edilebilmiştir. Burada gördüğünüz L şeklinde yapılan mezbahın Lavz Dağı'nın eteklerindeki kalıntılarıdır. İsrailoğulları burada Rab için kurbanlar kesiyorlardı. Yüce Allah Musa'ya taş levhaları vermek, şeriatı ve emirleri öğretmek için dağa çağırmıştı. Musa, Rabbi ile 30 gece için sözleştiğini ve ne zaman geri döneceğini kavmine söyledi. Kendisinin yokluğunda ise kavmin başına kardeşi Harun'u ve Hur'u bıraktı. Ancak bu süreyi Allah 10 gün uzattı ve 40 günlük sürenin sonunda Musa Rabbinden levhaları alarak kavmine döndü. Allah'ın nurunun tecellisi sonucunda dağ paramparça olmuş, adeta yanıp kül olmuştur. Bu büyük hadisenin izleri ise bugün hala görünür olmalıdır. Tur-i Sina Dağı'nda birbirinden birkaç kilometre uzakta iki zirve bulunur. Biri Cebel el-Lavz bölgenin en yüksek zirvesi, diğeri ise Cebel Makla yani yanarak siyahlaşmış zirvedir. Lavz, badem, Makla ise ocak anlamındadır. Cebel el-Lavz dağ silsilesi granit taşlardan oluşurken aniden Makla'nın koyu renkli zirvesiyle kesintiye uğrar. Çünkü Makla'nın tepesi tamamen yanarak yok olmuş, geride siyahlaşmış taşlar kalmıştır. Günümüzde bu müthiş olayın apaçık izleri Makla Dağı'nda gözlemleniyor. İşte bu gördüğünüz siyah yerler Allah'ın nuru ile eriyerek yok olan dağ silsilesinden geriye kalanlardır. Musa dağdayken sonsuz Yüce Allah kavmini olağanüstü bir buzağı hadisesiyle denemiş ve kavmin bir kısmı buzağı ilah edinerek yoldan çıkmıştı. Buzağının olağan dışı şekilde ortaya çıkması kalplerinde buzağı sevgisi olanları etkilemiş, Musa'nın Rabbinin buzağı aracılığıyla konuştuğunu düşünmüşlerdi. Harun'un uyarılarına rağmen Musa gelinceye kadar buzağı ilah edinmekten vazgeçmeyeceklerini söylediler. Cebel el-Lavz'ın eteklerine, İsrailoğullarının kamp yaptığı bölgeye baktığımızda insan yapımı bir sunak dikkati çeker. Üst üste kayalardan oluşan bu yapı altın buzağının konulduğu yerdir. Bu sunağın üzerine kazınmış buzağı resimleri bugün açık bir şekilde görülmektedir. Bu resimler bu bölgenin kavmin kamp bölgesi olduğunun delili olmakla birlikte İsrailoğullarının buzağı sevgisini gözler önüne sermektedir.
Musa geri döndüğünde öfkelenerek elindeki levhaları attı, buzağı heykelini ateşte yaktı ve toza çevirdi. İsrailoğullarının kamp yaptığı bölgede dağdan gelen bir nehir bulunmaktaydı ve Musa buzağının tozlarını buraya savurdu. Bugün Cebel Makla'nın eteklerinde kavmin kamp yaptığı bölgede 4 metre derinliğinde ve 10 metre genişliğinde bir nehir yatağı tespit edildi. Elbette Sina Dağı'ndan akan nehrin hacmi aylarca milyonların ihtiyacına cevap verebilecek hacimde olmalıdır. Bu vadi ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir ve bölgede benzeri yoktur. Dağdan kamp alanına gelen suyun önü baraj gibi kesilerek su havzasının kenarlarına kuyular yapılmıştı. Bugün bu kuyuların ve nehir yatağının konumu açıkça görülmektedir. Musa kavmine dedi ki, "Ey kavmim, sizler buzağı ilah edinerek kendinize zulmettiniz. Oraya Rabbinize tövbe edin, dönün ve nefislerinizi öldürün. Bu sizden tövbelerinizi kabul etmesi için Rabbiniz katında daha hayırlıdır. Muhakkak O, tövbeleri kabul eden ve esirgiyendir." Ve bütün Levi oğulları Musa'nın yanında toplandılar. Levililer kendi kardeşlerinden, akrabalarından ve komşularından buzağa tapanları öldürdü. Bu olayda tövbe etmeyen 3000 kişi öldürüldü. Talmud'a göre ise buzağa tapan ancak bu konuda uyarı almamış 20.000 kişi de Allah'ın gönderdiği veba nedeniyle öldü. Peki bu 23.000 kişi nerede? Bugün Lavz Dağı'nın eteklerinde mezarlık olduğu düşünülen yapılar bulunur. İsrailoğulları Tur Dağı'nda 26 ay kaldı. Ve tüm bu olaylardan sonra Allah'ın emriyle dağdan ayrılarak vaat edilen topraklara doğru yola çıktılar. Ancak Allah'ın oraya girin emrini dinlemediler ve yaklaşık 40 yıl çölde kalmaya mahkum oldular. Tüm delillere ek olarak Cebelellavz'la ilgili şu önemli notları da düşmeliyiz. Tur Dağı zulme uğrayan, kavminden uzaklaşan nebilerin ve salihlerin bugüne kadar sığınağı olmuştur ve yakın gelecekte, yaklaşan saatin sonunda Yecüc Mecüc'ten korunmak için Müslümanlar bu dağda toplanacaktır. Çünkü bu dağ Allah'ın kutsal dağıdır. Kitab-ı Mukaddes'te Krallar bölümünde mücadelesi anlatılan İlyas peygamber, kendisini öldürmek isteyen kavminden kaçarak Tur Dağı'ndaki mağaraya gelmiştir. Bu yüzden bu mağara İlyas Mağarası olarak da bilinir. Kur'an'da Kehf yani mağara suresinde dönemin zalimlerine karşı kıyama durarak hakka aykıran mümin gençlerden bahsedilir. Bu gençler bugünkü Ürdün'ün başkenti Amman'da o dönemki ismiyle Philadelphia şehrinde yaşıyorlardı. İlyas peygamber gibi kendilerini öldürmek isteyen kavimlerinden kaçmışlar, Tur Dağı'ndaki bu mağaraya sığınarak 309 yıl uyumuşlardı. Kehf suresinde gençlerin uykudan kalkması, şehre gitmesi ve şehir halkının mağarada uyuyan gençlerin durumuna vakıf olması anlatılır. Sonrasında ise bu mağaranın olduğu yerin üzerine bir mescit yapılmasına karar verilir. Bugün Cebel Makla'nın hemen önündeki mağaranın bulunduğu tepenin zirvesinde bu mescidin kalıntıları görülebilir. İster arkeoloji ve seküler hegemonların sözde bilimi, geçmiş toplumların helaklarını ve tüm peygamberleri göz ardı etsin, koca İsrailoğullarını ve Adem'den bu yana gelen gerçek tarihi yok saysın, İdris'in piramitlerini pagan Mısır'a, Nuh'un gemisini şeytani Sümer toplumuna, insanın yaratılışını da şeytani evrim teorisine bağlasın, biz yaklaşan saat olarak vahiyden aldığımız ışıkla geçmişe gömülmüş, terk edilmiş tüm bu kadim gerçeklerin bugüne kadar takipçisi olduk ve Allah'ın lütfuyla da olmaya devam edeceğiz. Dileyen öğüt alır, dileyen yüz çevirir. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden, delillerimden engelleyeceğim. Onlar tüm delilleri görseler bile inanmazlar. Doğruya götüren yolu görseler onu yol edinmezler. Sapkınlık yolunu gördüklerinde ise yol olarak onu seçerler. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları yüzünden bu hale geldiler.''